Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Denizli'ye geldi. Çardak Havalimanı'na uçakla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle Atatürk Stadyumu'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle vatandaşları selamlayarak Denizli Valiliğini ziyaret eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda uğradığı saldırılar ve bunlara karşı verilen mücadelelerin geleceğe damga vuracağını kaydetti. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise demokratik Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı konuşmayı da yineledi. SPD, SDU, Yeşiller, bunlar Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar yürüttüler. Hala da yürütüyorlar. Siz Türkiye'ye dost olana dost olmalısınız dedim. ve tabii rahatsız oldular. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız. Gayret etmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerime sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara Orada en güzel dersi vermelisiniz. Yav ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur. Buraya vermezsem zayi olur deme. Sen oyunu Türkiye'ye düşmanlık yapmayana ver. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir çağrı yaptığını ise şöyle açıkladı. Peki ben Almanya'nın başındaki hanfendiye hanfendiye 4500 teröristin dosyasını verdim. Ve bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi. Hala onlarda. Ama o kendisi benden bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi. Kusura bakma. Kusura bakma. Sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi o da ikide bir gördüğü zaman hep o da bunları söyler. Hele hele şimdi bir dışişleri bakanları var aman ya Rabbi. Evlere şenlik. Evlere şenlik. Hiç haddini filan bilmiyor. Ya sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun? Sen Türkiye'nin Dışişleri bakanıyla konuş. Haddini bil ve kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Biz de onlara